Herkese merhabalar. Futbol Menajer 2021'de gezgin kariyerimize tekrar hoş geldiniz. 17. bölümden sonra yine bir aradayız. Tabii ki biliyorum bugün herhangi bir video beklemiyordunuz muhtemelen. 17. bölümü dün attığımız için bugün ise bir şey geleceğini düşünmediğinizi biliyorum. Ben de düşünmüyordum ama şöyle bir gelişme oldu. Şimdi birlikte izlediğimiz, oynadığımız, işte kulüp ile bıraktığımızdan sonrasını ben o arayı kendim devam edeceğimi söylemiştim. Fakat o aradaki maçlar o kadar heyecanlı, o kadar güzel geçiyor ki yani çok da kendi başıma devam etmek istemedim. Fakat hepsi de birbirinden ilginç olaylara yaşanıyor maçlarda. Transfer döneminin son saniyelerinde büyük olaylar oldu. Ben de size pazar gününe özel, hazır İstanbul'da evlerdeyken küçük bir özet tadında bir video yapmak istedim bu videoda işte sizle paylaşmadığım ya da videoda bulunmayan ama oynanmış olan bazı maçları göstereceğim. Üzerinden konuşacağız. Onun haricinde transfer döneminin sonundaki son dakika bombalarını göstereceğim. Hep birlikte biliyorsunuz ki UEFA'da gruptan çıktığımız için rakibimizi kura çekimini izleriz. Kimle hangi takımla eşleştiğimizi görürüz. Onun haricinde de 1-2 maç yapıp final bölümüne kendimizi hazırlamış oluruz. Hadi şimdi hep birlikte bakalım siz yokken neler yaşanmış, maçlar nasıl sonuç Evet dostlar şimdi gördüğünüz gibi liderliğimiz hala devam ediyor. Tabii ki de Meçelen liderliği bırakacak bir takım olmadığını ve bizim de böyle bir yönetimimiz olmadığını biliyorsunuz. Böyle menajerlik performansında A artı veriyorlar ama bu beni kızdırıyor. Niye kızdırıyor? Maç performansında ilginç bir şekilde C verdikleri çok maç var. Yani şöyle bir örnek gösterecek olursak 3-1 yenmişiz, 20 tane şut çekmişiz, rakibe sadece 2 şut şansı vermişiz. Ama yönetim bize bu maça C demiş. Yani e, kendinden e, güçsüz bir takıma ıvır zıvır falan bir şeyler diyor. Saçma geldi bana bilmiyorum tuhaf daha doğrusu. Görmenizi istediğim bazı maç sonuçları var. Sizinle en son nerede bırakmıştık? Şöyle gelelim sizle kulüp bürüş maçında vedalaşmıştık. Kulüp bürüşten sonra tam tamına 6 maçı ben kendim oynadım. Bu 6 maçta 2 beraberlik bir mağlubiyet aldık biraz düşüş yaşamışız gibi gözüküyor değil. Zaten öyle düşüş yaşadık. Temel sebeplerini açıklayacağım. Ondan hemen önce transfer sezonundaki bombaları size bir göstereyim diyorum. Evet transfer geçmişine geldiğimizde şurada görüyorsunuz ki Franks'ı tam tamına 19 milyon euroya böyle trink diye masaya attılar 19 milyonu. Biz de vermek zorunda kaldık. Yani tamam oyuncumuz hem genç hem de profilli. Fakat 19 milyon eurodan bahsediyoruz. Tabi Franks da bizim orta sahada bizzat tercih ettiğimiz çoğu maçlarda artık oynatmaya başladığımız bir oyuncuydu. Franks gidince transferin son günü yaşanıyor bunlar. Ben de hemen orayı doldurmak istedim. Bir tane serbest oyuncu buldum. Anton Selto bedava, bedavacılık yaptık. Bu oyuncuyu serbest bulduk. Şöyle gösterelim. Bedelsiz aldık. Kadromuza kattık. Fakat bir maç oynattık. Onda da çok verimli olduğunu düşünmedim. Neyse yine de belki işimize yarar diye aldık. Tabi bu oyuncuya güvenip Franks'ı vermedik yani. Bununla da kalmadık. Yago Santiago'yu da kiraladık. Şöyle gösterelim. Tottenham'dan kiraladık. İşte hızlı pası falanı filanı orta sahaya bir takviye daha yapmış olduk. Sonuçta Modric sakat. Kelleger'ın bir partnere ihtiyacı var. Dedik ki işte belki Seletros olmazsa Yago olur diye düşündük. Hatta Yago da olmazsa diye tecrübeli bir isim daha kadroya katmış olduk Moussa Sissoko'yu. Sissoko'nun da gördüğünüz gibi zihinseli falan gayet profilli bir oyuncu. 33 yaşındaki oyuncuya sadece 1.9 milyon euro bonservis ödedik. Şu andaki değeri zaten 3.7 milyon olarak gözüküyor. Bu 3 orta saha oyuncusunu aldık ki, Franks'ın eksikliğini yaşamayalım diye son dakikada böyle bir şey oldu. Zaten Sharpen'i biliyorsunuz ki kiraladığımız, kaleye aldığımız. E tabi bunun yanı sıra şey de boluyor ve çok gitmek istedi. Kiralık olarak vermek zorunda kaldık. Ondan da iyi performans alıyorduk son zamanlarda ama gidene dur demediğimizi biliyorsunuz. Daha sonra Yanzelar'ı kiraladık. Maalesef kusura bakmasın öneren arkadaşımız bir hayli verimsiz kaldı benim gözümde bizim takımımızda. Orda geçi zaten satmak istiyorduk. Orda geçe de 1.4 milyona müşteri bulduk. Bunların hepsi transferin son gününde yaşandı. İlginçtir ki bu şekilde büyük bir kar elde ettik kulübümüz adına. Mali durumumuzu gösterecek olursak öyle bakın kullanabileceğimiz 20 milyonun üzerinde bütçemiz var. Peki takımın hali ne oldu diyecek olursanız fikstüre hemen gelelim. Aslında bu transferlerden sonra... Sonra kötü başlamadık. Şöyle bakalım hep birlikte neler olmuş. Brugge'den sonra bu Union'ı yendik 1-0. Temiz bir skorla. Şöyle bakacak olursak istatistiğe. İşte bir şut şans verdik. 17 şut. Gördüğünüz gibi kadromuzda o zaman Bollevech'te vardı. E, Norman'ı aynı dizilimiz. Zaten defans hattımızın birbiriyle uyumu bize çok maçta yarar sağlıyor. Daha sonra St. böyle çok gol düellosuyla biraz zorla yendik. Ama orada Lahne'nin dışında bir kişi daha sahneye çıktı. O da genç sağ bekimiz Sardalle. Tabi burada Kovalets kötü oynadığında biz de ne yaptık? Sardalle'yi ikinci yarı oyuna aldık ve iki tane sağ kanattan gol atarak bize galibiyette büyük katkı sağlamış oldu genç oyuncumuz. Daha sonra Anderlet'i çok rahat bir skorla geçtik. Hiç bu kadar beklemiyordum. Burada Sisokko'yu sağ kanatta başlattık. Çok verimli oynadı. Yine savunma hattımız aynı. Gördüğünüz gibi 7'den aşağı oynayan yok savunma hattımızda. Zaten bunun faydası var. Miki Vansas'ı kullanmayarak Şerpen'i kullandığımız için de o da 7.4 ile oynamış oldu. İşte olaylı maça geliyoruz. Standart diye. Burada iplerin koptuğu maç bu arkadaşlar. Neden diyeceksiniz? Size şöyle bir görüntü göstermek istiyorum. Bu görüntü nedir? Hocam takımın yarısı nerede, savaş mı çıktı, harba mı gittiler gibi sorularınızı anlıyorum. Ama burada tamamıyla tek sıkıntı var o da hakemin bizi paramparça etmesiydi. Gördüğünüz gibi sahada oyuncumuz kalmadı. Diego'yu orta sahada, Forvet Kuedfilik'i orta sahada oynattık. Sol bekte stoperimizi, stoperde ise orta sahamızı oynatmak zorunda kaldık biraz. E, Erol Bulut var bir şeyler yaptık burada. Sen kimsin? Mert Akın hocam. Dur, dur. O koca al sahada hiç oynamadı. Tamam, oyuna giriyorsun. Şimdi sol taraftan sarışın bir çocuk var. O sana orta kesecek. Hepsini karaya. Tamam, tamam hocam. Hemşini tamam, karaya vurursun. Hadi, hadi. Bu maç hangi maç diyecek olursanız, işte bu maç o maç. Yani standart Liège maçı. Bu şekilde başladık. Aslında sahaya 11 kişi çıktık. Yani 5-6 kişi değildik. Şimdi maçın hikayesini anlatalım. Önce 53. dakika Kuruz çift sarı karttan kırmızı gördü. Yeni transferimiz, genç oyuncumuz. Bu da yetmedi. Sol bekimiz de kırmızı kart gördü. Sol tarafı komple kaybettik. Bu da yetmedi. Tabi bu arada bir penaltı kurtardık 77. Bu da yetmedi. 81. dakikada Heylen sakatlandı. Bakın bu maçta onu da oyuna aldık ama sakatlandığı için 81'de onu da çıkarmak zorunda kaldık. Ve bir anda 8 kişi kaldı fotoğraftaki gibi. Daha sonra direndik 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 ama 90 artı 2'deki şu gole mani olamadık. Evet gördüğünüz gibi burada uzaklaştırmaya çalışıyoruz. Bir avuç insanız zaten. Böyle bir temiz bir gol attılar. 90 artı 2'de yedik golü. 90 artı 4 vermişti hakem. Ee, çok mücadele ettik ama maalesef hoş. Burada da yenilmemiştik ama... Burada şöyle bir şey oldu. Bakın bu maçtan sonra şimdi hoca yenilgiye bahane arıyor diyeceksiniz ama maalesef öyle bir şey yok. E, bu maçtan sonra çıktığımız Cerç ile Brüj maçına şöyle onu da gösterelim. 3-1 yenildik. Evet yenildik ama sorun bakalım niye yenildik. Şimdi bu maçta da 34. dakikada stoperimizi kaybettik. Norman Williamson'i. E. Şöyle fotoğrafa bakacak olursak 1, 2, 3, 4 oyuncumuz zaten yok. 2 tane de cezalımız var. Biliyorsunuz bir önceki standart Diyej maçında sol bek ve sol kanadımız da cezalı. Zaten maça 6 eksikle başlamışız. Bir de 35. dakikada 6.5 ya da işte 7. eksiğimiz olunca şimdi bu 7 eksikten Lahne ilk 11, e, Luka Modric ilk 11'di. Williamson ilk 11, sol kanadımız ilk 11, sol bekimiz ilk 11. Yani 5 tane ilk 11 oyuncusundan mahrum kaldık. E, durum böyle olunca kadroda da değişikliklere gitmek zorunda kaldık. Yeni oyuncularımız aşırı kötü oldu. Oynadı. Yago Santiago, Seletros, Sisokko üçü de kötü oynadı. Kovalets'i mecburen sol kanatta oynattık. O da kötü oynadı. Böylece birbirine uyumsuz bir kadro ile çıktığımız için ve onlar da kötü oynadığı için ilk mağlubiyetimizi aldık ta ki 23 maç aradan sonra yapacak bir şey yok yani bu kadar eksikle maalesef ki yenildik yine de çok kötü mücadele etmedik. İlk yenilgiden sonra tabii e, sesler geldi ya acaba ne oluyor bir beraberlik bir yenilgi çöküşe mi başladık falan diye tam tersine kaldığımız yerden devam ettiğimiz bir Zulte maçı oynadık. Onda da gayet güzel kazandık. Şöyle gördüğünüz gibi Kuruz kadroya döndü. Diego Callagher yaptık. Burak gol atan oyuncumuz oldu. Kovalets yine kendi yerinde. Medli Gürkan ikilisini sağladık. Kotris döndü. Şerpen yine iyi performans sergiledi. Bu arada Buran profilinde de gelişme var. Onu da size göstereyim. Gördüğünüz gibi 16'lar 18'ler pırıl pırıl parlamaya devam ediyor. Evet dostlar şimdi ikinci eleme turunda rakibimizin kim olduğunu hep birlikte görelim. Otomatik eşleştir diyerek rakibimizi beklemeye başlayacağız. Hazırsanız başlatıyorum. Başlattım. Önce biz çıktık ve rakibimiz Tatlım mı? Ne demek Tottenham ya? Bunca takımdan bize gele gele Tottenham mı geldi? Yani bir Dinamo Kiev, bir Sporting böyle şeyler ol olamaz mıydı bize? Evet arkadaşlar son dakikada bir telefon geldi. UEFA bize katıldığımız için teşekkür etti. Tottenham karşısında Tottenham'ın bir üstlere çıktığı açıklandı. Yani bir şey diyemiyorum Tottenham'a karşı sadece mücadele edeceğiz diyebilirim ama... Ondan ötesi çok zor. Yani bakın Partizan, Rangers, Celtic, Kiev, Bunların hiçbiri gelmedi. Gelebilecek en baba takım bize geldi Tottenham. Şans. Neyse zaten bizim hedefimiz lig şampiyonluğu. 16. aldığımız takımı şu anda lider durumda tutuyoruz. Ha bu arada puan durumunda göstereyim. Hala 4 puan öndeyiz bu kadar az maç kalmışken. Şimdi bundan hemen önce şu iki maçı sizle aradan çıkaralım istiyorum. Evet şimdi bizim için kıymetli bir maça geldik. Kendi evimizdeyiz. Bershot'ta oynuyoruz. Bu maçı kazanmak zorundayız. Şampiyonluk yolunda zaten Tottenham'la eşleşmişken bu maçı e, kaybetmememiz lazım. En azından e, ligi buraya kadar getirip buradan sonrasında da şampiyonluğu al deyip rakibimize teslim etmemek için. E, farklı bir dizilimle oynuyorlar. Şu ana kadar böyle bir dizilimle pek karşılaşmadık diye düşünüyorum. Üçlü stoper iki kanat bekle. Şimdi Burak ceza sahası dışından Callagher'a verdi. Callagher, Diego tekrar... Cruz, Mulenda. Ah o karambolde bir türlü gol yapamadık. Şu dakikalarda bir gol çok kıymetli bizim için. Medli ve Cruz istatistiksel olarak e, iyi bir reytingde gözüküyor. Nopsi aşırtı ama başkan orada topun sahibi. Şimdi Van Roy güzel çıkıyoruz. Callagher at artık at artık ya adam bomboştu niye yürüyorsun topla. Madem oraya atacaksın niye gidiyorsun topla. Haydi Burak. Neyse güzel deneme. Güzel deneme. Devre arasına girdik. Pek varlık gösteremedik. Evet ikinci yarıda klasik hamlemizi yaptık. Gano'yu aldık oyuna. Leonardo ile bir korner organizasyonu fakat gole çeviremedik. Gano'yu aldık. ileriye uzun oynuyoruz ve topu pivota atmaya çalışıyoruz. Oyuncularımıza da başarabilirsiniz diyelim. Yine bir korner. Gürkan Başkan vurdu. Kaleci kurtardı ama hemen kalecinin önüne koyduğumuz Gano. Yani kaleciyi marketsin etsin diye biliyorsunuz taktığımız de var. Orada bulunan Gano dönen topu gol yaptı. Şimdi bir değişiklik yapalım. Şöyle bakalım kadromuza. Ee, Burak, Kruz, Kovalets üçlüsü kondisyon olarak kötü. Şimdi buraya genç oyuncumuz Heylen'i alabiliriz. Kovalets'i de çıkartıp ya da ya da Kovalets kalsın Kruz'u değiştirelim. Bu şekilde Tüm hamlelerimizde yapmış olalım. Dakika 82 oldu. Leonardo ile yine bir korner. medli bu sefer vuramadı. Dönen top Heylen. Bıraktı medli Gürkan Başkan stoperlerimiz rakip sahada pas yapıyor. İki stoper. <laughs> İki stoper paslaştı. Stoperin biri orta açtı. Sol kanat gol attı. Yani tam bir takım oyunu yaptığımız buradan anlaşılıyor. 2-0 oldu artık galibiyeti cebimize koyduk. Böylece bu maçtan da fire vermemiş oluyoruz. Evet son maçımıza Korçik deplasmanına geldik. Bu sefer iyileşen Modric'i kadroya aldık. Görüyorum her ne kadar başkanın askerlik arkadaşımı falan yazmış bugün biri. E, yaşından dolayı bugün Modric gereken cevabı verecektir. E, Forvet'te Mulenda'yı oynatıyoruz. Lahne henüz tam iyileşmedi. Arkasında Burak İnce var. Kaptanı yedeye çektik sağ kanatta bu sefer Sisokko'ya şans veriyoruz. Tecrübeli oyuncudan defans attığımız aynı. Bakalım deplasmanda neler bizi bekliyor. Hemen bir Ah, Gürkan Başkan topa vuramadı. Devale Devale nereye gidiyorsun? Yapma. Güzel. Kaleci, kaleci Şerpen kurtardı neden? Çünkü kalede Miki Vansas yok. Şerpen var. Uh, tehlikeli bir orta yaptılar ama direkt out'a gitti. Şimdi haydi sıra bizde. Başarabilirsiniz de dedik. Kuruz sarı kart yeme bak. Sonra kırmızı yiyorsun 5 dakikada. 10 kişi kalıyoruz bir daha. Deval eden uzun top. Şofs uzaklaştırdı. Evet. Evet pres. 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 Ah kapıyorduk az daha. Güzel devam ettir presi. Savunma da çıktı ileriye. Çok iyi. İyice baskı tamam şimdi kaptık işte bu ya işte bu oyun budur yani de Cık. saçmalamayın haydi Van Roy Sisokko. tecrübe yürü tecrübe yürüyen tecrübe gidiyor hadi artık Modric Modric Luka Modric ne oldu Aa, hocam 37 yaşında askerlik arkadaşı başkanın İki yıl askerlik yapmış, İkinci dünya savaşı görmüş falan. Aa, hey yavrum hey. Modric bu Modric şakası olmaz. Bak siz görün Tottenham'a da neler yapacak. Şimdi Van Roy'dan saçma bir top. Devale indirdi. Bu bu heval her yerde. Bu atağa da kalkıyor. Evet Mulenda. Oo, Simon Roger Mulenda. Kabilesinden aldığımız Mızrağını bıraktırıp ayağına top verdiğimiz Mulenda bir gol atıyor lahne abisi gibi. Medli sakatlanmış. Ne olsun biraz daha idare eder. Bu arada Belçika dışı oyuncu haklarımızın hepsini savunmaya kullandığımız için orta alanda ya da hücumda kullanacağımız Belçikalı olanlar biraz daha zayıf bir tık weak kalıyorlar. Leonardo Medli ah şu korna bir düzgün kafa vurun ya. Her kornerde biz kafa vuruyoruz ama gol atamıyoruz. Şimdi Burak'ı sağ kanada aldık. Yürüyen tecrübesi Sokko'yu çıkardık. Başka bir daha büyük tecrübe Diego kaptanımızı oyuna aldık. Oyunculara süpersiniz dedik. E bakalım şimdi bir serbest vuruşla Diego kullandı. Medli vurdu. Bu sefer de kalecide kaldı. Gallagher biraz düşük formda. Onu çıkarabiliriz. Bu Deval'e yine taç kullandı. Tankovski var. Tankovski'ye bak sen pas yapıyor. Karşılayın artık. Karşılayın. Güzel. İşte bu. Biraz pres yapınca mecburen ya uzun oynuyorlar ya da geriye dönüyorlar. Bu çok ilginç bir falso alan topla. Bir şey yapamadık. Uzun oynadılar. Sektirmeyin bu topları. Bak 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 bak. Eyvah. Bravo Modric. Modric yaşına rağmen hem gol atıyor hem savunmaya geliyor. Sakatlanmasın. Sakatlıktan da yeni çıktığı için şu ata da izleyelim. Ona göre hamlemizi yapalım. Burada ne oldu hocam? Kırmızı kart mı? Aa, Kırmızı kart dedi bir anda. Bir anda zınk diye verdi kırmızı kartı. Şimdi bence yapmamız gereken şu. Dakika 82. Ben top tutalım diyorum. Yani Mulende yerine Gano'yu alalım. Pivot Santrafor destek rolünde kalsın. Modric yoruldu. Oraya genç oyuncu Heylen'i alalım. Şimdi biz buradan bekleri çıkarmayacağız. Kateden'e görelim koşu yoluna. Tamam mı? Tempoyu düşürdük. Zaman geçirmeyi arttırdık. Duran top kazanalım. Havadan Gano'yu bulalım. Hızlıca çıkarmasam da olur. Ayakla uzun. Tamam. Presi bırakalım artık. Kademeye yetişebilelim. Şöyle alanı daraltalım onlara. Şu bölgeye kadar. Standart yapalım. Rakip kaleciye pres yapmayalım kalan zamanı eritmeye çalışalım. Oyunculara da süpersiniz dedik. Zaten bitti. Herhangi bir pozisyon vermedik. Yalnız kaptanın aldığının ortasında çat diye kırmızı kartı vurması çok şaşırtıcı geldi. Görüyorsunuz defans dörtlümüz hatta kalecimiz muazzam bir standart performans uyguluyorlar. İleride kim girer çıkar değişirse de bir şekilde golü buluyoruz. Evet kulüp bürüjde şu anda 7 puana çıkardık farkı fakat kulüp bürüjün bir maçı eksik bu bölümü de bu şekilde tamamlamış oluyoruz. Şöyle hemen fixtüre gelelim. Final bölümünde ikinci eleme maçımızı oynayacağız. Ardından da 6 tane 6 tane lig maçımızı yapacağız ve bunların en kilidi şurada görüyorsunuz ki Kulüp rüjle final maçını oynayacağız belki de. Bakalım Avrupa Arenasında sonucumuz akıbetimiz ne olacak? Gördüğünüz gibi son 3 maçta 9 puan aldık, hiç gol yemedik. Mağlubiyetten sonra da takım kaldığı yerden devam ediyor. Transferlerimiz, aradaki maçlar, son 2 maçımız, Avrupa rakibimiz bu şekildeydi. Final bölümüne büyük hazırlık yapın derim ben. Final bölümü ne zaman olur? Hafta içinde olacak muhtemelen ama çok fazla şey içerecek. Belki şampiyonluğu izleyebileceğiz. Belki Avrupa'da yolumuza devam edeceğiz. Çok düşük ihtimal ama kariyerimizin zirvesine ulaştığımız bir nokta olacak. Bunu yine ilk gösterim olarak duyururum. Hep birlikte izleriz hafta içi bir akşam vaktinde. Bu da pazar videosu. Bu kadardı, bu şekildeydi. Aradaki maçları size gösterdim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Finalde görüşmek dileğiyle artık Modric'e de laf etmeyin. Gördüğünüz gibi sizin hepinize cevabı verdi. İkinci Dünya Savaşı'na da katılmış olsa. Meçelen içinde savaşmaya devam ediyor. Dediğim gibi hafta içi yerinizi ayırın. Pazartesi olmaz ama Salı veya Çarşamba diye düşünüyorum. Vakit bulduğumda final bölümünü yayınlayacağız. Final bölümünü ilk gösterim yaparız. Hep birlikte izler, izlerken de sohbet ederiz. Final bölümünü birlikte izleyip sohbet etmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.